63. saat, büyük felaketin ardından 63. saat, 15 milyon yurttaşımızın, vatandaşımızın yaşadığı bir bölgeden bahsediyoruz. 10 il. Doğrudan etkilenen resmi açıklamalara göre 13,5 milyon insan. Bizim dün yaptığımız yayınlarda, ondan önceki gün yaptığımız yayınlarda uzmanların öngörüleri, resmi bir açıklama yapılmadı. Oradaki bina stoğuna bakıldığında, değişik verilerden yola çıkıldığında 50 bin ila 150 bin yurttaşımızın enkaz altında olabileceğine dair öngörüler ve kurtarma çalışmaları. Bugün bir takım yeni gelişmeler var elbette. Yeni ekipler gönderildi. Sahada bazı şeyler iyiye gitmeye başladı ama çok da vakit geçti. Öncelikle detayları almak için Hatay'a gidelim. Bakalım Hatay'daki durum neymiş, görelim. Sesimi duyan var mı? Ses veremiyorsan bize bir işaret ver. Bir yere iki kere, üç kere vur. Hatay'ın merkezinde durum bu vaziyette. Küçük kız çocuğu 7 yaşında. Parmaklarını görüyorlar ama alamıyorlar. Mutfakla çelik kapıda sıkışmışlar. Benim evladım, torunum 3 yaşında. Kucak kucağı orada bekliyorlar hala soğukta. Yalvarıyorum ya. Çaresizlik içinde yalvarıyor aileler. Kimi çocuğunun, kimi eşinin, kimi anne babasının kurtarılması için mücadele veriyor. Yıkımın en ağır yaşandığı yerlerden Hatay'da, ekiplerin ulaşabildiği yerlerde canla başla çalışma var ama ulaşılamayan bina sayısı çok daha fazla. Havadan kaydedilen görüntüler felaketin en net fotoğrafı. Gördüğünüz koridordaki binaların tamamı ağır hasarlı. Herhangi bir artçı da yıkılabilir. Arkadaşlarımız inisiyatif alıyorlar. Yani geçme şansınız bile yok. İşte şu anda tam Hatay'ın göbeğine çıktık. Burası köprü başı. Ama bu noktaya gelene kadar buranın arkasında kalan her yer yerle bir olmuş durumda. Şurası Ulu Cami'ydi. Evet, Ulu Cami yok. Ulu Cami yıkılmış. Burası arka tarafa ilerleyen sokakların olduğu yer. Hatay'ın tam kalbi, tam merkezi. İçeriye girin, içeriği görün, orayı görün. Bak oradakilerini görün, insanlar görsün orayı. Ya gerçekten içeriye girmek mümkün değil. Artık orası yol da kapanmış, iz de kapanmış. Her gelen bu enkazın altına bakıyor, çekiyor, geri gidiyor. Abi tamam, araç yok, gereç yok. Siz yakınınızı mı bekliyorsunuz? Amcamı bekliyorum. 4 kişiler ailecek içerideler. Kimse çıkaramadı. Küçücük kız çocuğu var içeride. 7 yaşında, çıkaramadı. Ses geliyor mu? Geliyor, konuşuyorlar işte, konuşuyorlar. Hepsi cevap veriyor. Kuzenlerim yardım edin diye bağırıyor. Kimse cevap, kimse giremiyor. Çıkarmıyorlar. Gördükleri, konuştukları yakınları için çaresizce ekip bekliyorlar. 6 katlı binanın 4. katındaki amcası, yengesi ve 2 kuzeniyle konuşan, sesini duyan ama yardım elini uzatamayan depremzede gibi. Oraya ulaşan ekip elinden geleni yapıyor ama daha fazlasına ihtiyaç var. Blokların güçlendirilmiş ekipmanlarla desteklenip böyle girilmesi lazım. Şu anda biz yetersiz kalıyoruz buraya. Ekipman gerekiyor. Evet, ekipman gerekiyor. Hem ben girdim. Siz mi girdiniz? Evet, ben dünden beri ben uğraşıyorum buradaki enkazda. 6 kişi var burada toplamda. 4 kişiden ses alıyoruz. Peki acil bir çağrı yapılamıyor mu? Yapıyoruz. Yani acil çağrı yapıyoruz ama yüzlerce bina var. Elimizden bir şey geliyor da yapmıyor değiliz. Değilsiniz, evet. Yapıyoruz. Biz dünden beri burada çalışıyoruz. Burayı da bırakmadık. Devam ediyoruz çalışmalara. Yani bina riskli. Oradaki kolonlar devrilme ihtimali var. Ona rağmen çalışıyoruz. Bırakmıyoruz yani. Buradaki insanları almaya çalışıyoruz. İnşallah alacağız da. Hangi binaya dokunsanız ses geliyor zaten. Ekipler sürekli çalışıyor. Artık dayanamazlar. Bir başka enkazın başında benzer acı. Yine iş makineleri olmadığı için enkaz altında kalan 3 yaşındaki torununu ve kızını kurtarmak için çalışma yapılamayan bir noktadan bir anne için en acı cümleler duyuluyor. Ben kızımın sesini duydum. Anneciğim ben geldim dedim. Diye sesi geldi ama 3 gündür çıkaramadık. Nefesi varsa da bitti, anlatabiliyor muyum? Ve benim yavrum orada duruyor. Benim yavrum 3 gündür beton içinde yatıyor. Lütfen göndersinler. Ya bir göndersinler Allah için. Hepsi burada insan ya. Ne olursunuz ölüsünü dirisini istiyoruz artık. Ne yaşadığımızı iyi anlamamız lazım. Bakın adeta bizim coğrafyamızda, bizim memleketimizin ortasında bulunduğu bu coğrafyada kıtalar kavga ediyor aralarında. Ve Anadolu 11 milimetre hızla sıkıştırılıyor yılda.
ortalama 11 milimetre hızla sıkıştırılıyor. Söz konusu yaşadığımız faciada 3 metre kadar bütün Türkiye'nin, Anadolu'nun batıya kaydığı söyleniyor. Ama gayet basit bir tespit yapabiliriz. Gayet basit. Ve bu tespiti yapmaktan uzağız iki nedenle. Her defasında yaptığımız gibi detayların içinde boğuluyoruz. Sanki biz jeoloji mühendisi olmalıymışız, bütün detaylardan anlamalıymışız gibi P dalgalarından, başka detaylardan söz edip duruyoruz. Bir yandan da evet mucizeler için duacıyız, devam etsin istiyoruz, herkes kurtulsun istiyoruz. Ama gelecek için de mucizelere odaklanıp kendimizi avutmamalıyız. Çünkü gayet basit bir durum var. Biz bu coğrafyanın, memleketimizin şartlarına uygun konutlar inşa etmiyoruz. Biz sevdiklerimizin, yakınlarımızı ve kendimizin hayatta kalacağı konutlar inşa etmiyoruz. Ve bu tuhaf bir şey. Bunu anlamak o kadar zor ki. Bunu anlamak o kadar zor ki bunu neden yapıyoruz? O kadar zor ki üstelik örneklerini yaşamışken, üstelik unutmayacağımız milat olacağına dair hepimiz görüş beyan etmişken bunu niye yapıyoruz?